Şimdi ben direkt hesabımıza giriş yapacağım ama biz daha önce ne yapıyorduk? ETV'ni bulmak için direkt Google'a ETV'ni yazdığımız anda siteye giriş yapıyorduk. Ancak şu an sistem değiştiği için bulmakta zorlanıyoruz. Peki Google'a ne yazarsak direkt bu giriş ekranını bulabiliriz. Hemen gösterelim. Google'a geldik. Hemen Google arama yerine ESEP yazarsanız bu siteye direkt erişeceksiniz. Hemen ESEP'e giriş yapıyorsunuz. Böyle bir web site gelmesi gerekiyor. Burada yapmanız gereken tek işlem hemen sağ üst taraftan login demek. Eğer hesabınız yoksa create account diyebilirsiniz. Bizim hesabımız var zaten, az önce oluşturduk. Hemen login'e tıklıyoruz. Öncesinde sitemiz bazı arkadaşlarımızda İngilizce olabilir. Buradan hemen ne yaparsınız? Dilinizi ayarlayabilirsiniz. Bizimkisi zaten Türkçe. Login'e giriş yapıyorum. Böyle bir ekran gelmesi gerekiyor. Buraya arkadaşlar, buraya e-posta adresinizi yazın ve şifrenizi giriş yapın. Daha sonra sign in diyorsunuz. Bir güvenlik aşaması oluyor. Çok kısa sürüyor. Bunlar hızlı geçecek zaten. Bizi web siteye yönlendiriyor. Şu an EU login ekranına giriş yapmış bulunuyoruz. Başarılı oldu. Bir sıkıntı yok. Ve bizi direkt otomatik olarak Avrupa Komisyonu'nun web sitesine yönlendirdi. Peki eTwinning'e nasıl erişeceğiz? Bakın zaten üst menü üzerinde eTwinning platformu var. Buna tıklarsanız şu an gördüğünüz gibi artık eski sisteme benzer bir ekran geliyor. Ancak dikkat edelim burada. Şurada ufak bir yazı var, görüyorsunuzdur. Beta sürümü hala, tam olarak siteye erişime açılmadı. Hatalar olabilir, sakın endişe etmeyin. Sorularınız olursa bana yorum olarak yazın, ben yardımcı olurum. Şimdi geldik eTwinning platformunun yeni sistemini tanımaya. Sitemize ilk giriş yaptığımız anda bize bakın profil bağlantısı istiyor. Bizim hala okulumuz sistemde gözükmüyor. Normalde eski e-mail adresiyle giriş yapıldığında otomatik olarak alması gerekiyor. Ancak her şey sıfırlanmış gibi duruyor. Belki sistem düzelir, bilemeyiz. Ama ben düzelmesini beklemeden burada bir okul ekleyelim diyorum. Hadi eTwinning'de okul nasıl ekleniyor yeni sistemde bunu görelim. Tıkladık arkadaşlar bu yazımıza. Bize burada teker teker ben size aşama aşama anlatacağım neler yapmamız gerektiğini. Buradan biz de görmüş olduğunuz gibi ilgili dersleri seçmemizi istiyor. Ben İngilizce öğretmeni olduğum için İngilizce ile ilgili olanları bulmaya çalışacağım. Burada benim alanım Foreign Language. Bunu artırabiliyorsunuz isterseniz ilgilendiğiniz derslere göre. Ben bir de en aşağıda teknoloji kısmı var, bunu seçmek istiyorum. Bunlar zorunlu değil arkadaşlar bu arada. Yine buradan biz de bu arada Türkçe'ye çevirebilirsiniz siteyi. Boş bir ekrana sağ tıklayın farenizde, Türkçe diline çevirdiğin otomatik çeviriyor zaten. Yine burada ilgilendiğiniz mesleki konulardan bahsediyor. Bunlardan da herhangi birini seçebilirsiniz, hangisi ilgileniyorsanız. Şöyle baktığımda hızlıca geçiyorum bu kısımları. Ben BT yapacağım, bilişim teknolojileri. Öğretilen yaşlar, buradaki öğrenci aralığını seçmeniz gerekiyor. Okulunuzdaki gruba katacağınız öğrencilerin yaş aralığını istiyor bizden. 5 yaşından otomatik olarak başlatıyorum. 13'e kadar seçeceğiz yaş grubumuzu. Bu benim kendi okulum için. Sizler de kendinize göre ayarlarsınız. Evet, geldik organizasyon aramasına. Ülkemizi seçiyoruz hemen. Normalde artık Türkiye olmaması gerekiyor. Umarım düzeltilir bu da. Türkiye olacak. Hemen rolümüzü seçiyoruz. Biz öğretmeniz. Gönder diyoruz. Evet, ülkemizi seçtikten sonra hemen Search Organization yazısına tıklayın ki bulalım. Burada okulunuzu ve kurumunuzu bulacaksınız. Deneyelim. Evet, okulun isimleri çıkıyor. Kafanıza göre siz yaparsınız hangi okuldaysanız. Rolümüzü de seçtik buradan ve gönder diyoruz. Organizasyon ekleme, yani kurum ekleme kısmını tamamladık sayabiliriz. Şu an böyle bir yazı geldi karşıma. Burada yapmam gereken I don't want to join eTwinning, katılmak istemiyorum diyor. Ama bu tarafta da eTwinning'e katıl diyor. Bizim basmamız gereken şık bu tarafta, katıl diyoruz. Bilgilerinizi gözden geçirin ve en alttaki gönder butonuna tıklayın. Hızlıca bakıyorum okulum, ilgilendiğim alanlar, dersler ve buradaki butona tik koyup gönder diyorum.